Evet, sevgili Vettili izleyicileri, Dersim'de Seyit Rıza Meydanı'ndaki röportajlarımıza devam ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Burada mı yaşıyorsun? Avrupa'da yaşıyorsun. Peki, şu anda Türkiye'desiniz. Türkiye'nin Avrupa'yı bir kıyaslayabilir misiniz? Ya Türkiye genelini değerlendirsem tabii Avrupa'ya göre çok değerli bir yer. Hem ekonomik olarak, hem kültürel olarak, hem yaşantı. Peki siz şu anda burada izindesiniz. Yani çocuklarla bu değerlendirme yaptınız da Türkiye'nin genel gidişatını nasıl görüyorsunuz? Yani siyasi gidişatını nasıl görüyorsunuz? Siyasi gelişatı son yıllarda çok değişti diyebilirim. Özellikle bu son 20 yılın baktığı hükümet devleti devlet normalde halk halkı hiç kimse konuşamıyor. Halkı konuşamıyor. Sen de beni ağrıyor. Sen de beni yere indir ha. Yani devletin kurumları. Sen beni ağrıyor. Sen de benim ayağımı. Ama ben niye ekonomik siyaset partilerine aldığımı ne yapar mı? Ben de yapar. Bugün işte peki Dersim'i nasıl görüyorsunuz bu konuda? Mesela biz şimdi Erzincan'dan geliyoruz. Dersim'den gelirken Dersim'in yollarına baktık. Yollar bayağı böyle aynı geçmişte mesela bundan 15-20 sene gördüğümüz gibi olduğu gibi duruyor. Yani burada buraya neden yatırım yapılıyor? Ya da şimdi buraya gelirken iki yerde kontrol orada var. Ne diyorsunuz? Yani devletin Dersim'e bakış açısı nasıl? Vallahi buna ben de anlam veremiyorum. Özellikle güvenlik konusuna. Yani şu kimin şuraya kadar gelmiş. Burada bakıyorsun. Kontrol noktalar var. İşte vatandaş olduğunda da hep güvenlik sorunu. Güvenlik sorunu neden kaynaklandığını diğer açıdan bakarsak yollar ya da yaşantı biçimleri ya da işte Dersim'in çarşı içi yolları ya da işte esnafların bütün bunlara bakarsak gerçekten de bana göre son 3 yılda yani bu belediye başkanı gelişinden beri özellikle çarşı merkezinde hiçbir değişiklik görmedim. Aşağılara daha önceki kayın döneminde belli parklar yaptık. Koşu alanları, yara izleri ama bunun bedelini belediye çok ağır ödedi. Ama şu anda bildiğim kadarıyla Dersim Belediyesi'nin gözü olmadığı halde hiçbir düzenini göremiyorum. Başka söylemek istediğiniz şey abi? Evet. Özellikle bir şey söylemek istiyorum. Ve bunun aynı zamanda belediye başkanına girebilirim. Özellikle engellilerin yaşaması açısından çok zor. Tek bir tuvaleti vardı. O da çok ücra bir yerdi. Dersim'in göbeğinde bayanların gidebileceği işte kafeteryanların yani hiç kimse parklar, bahçeler hiç kimse düşünmemiş ama bu belediyede bunları bastırıp ya da sen bunu yapacaksın bunun üretiminde bulunmuyor. Çok teşekkür ederim.